Selam gençlik, Ukap Gaming'deki hacminiz yine iş başında. Ben Muaz ve bugün sizlerle beraber Don't Starve'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Don't Starve'ın 5. bölümü oluyor bu. Reign of Giants DLC mod paketi. Evet, bildiğiniz üzere kışa girdik. Kışa gireli hatta 3 gün oluyor. İyi gidiyor şu ana kadar her şey. Allah'a şükür. Bir problem yok, bir sıkıntı yok. Geçen bölüm ne yaptım? Allah'u alem, biz de bilmiyoruz gerçekten ne yaptım, hatırlamıyorum. Ama önemli değil. Hemen hatırlarız diye düşünüyorum. Şimdi ilk öncelikle kışta yaşam mücadelesi vermemiz lazım. Yani yemek lazım diye. Yemek. Ama yemeğimiz çok. Yemek çok arkadaşlar. Yemeğimiz bayağı varmış. Allah'a şükür. Kışımız aç geçmeyecek. Bir tane bundan bir löpütlesek tamam. Kafa güzel bugün. İyi. Her şey düzeldi. Bir tane bird cage yapmayı düşünüyorum. Mavi kuştan yakalamak istiyorum aynı zamanda. Şimdi bird cage için sanırım papyrus lazımdı. Öyle bir olay var. Survival değil ya. Ağzına çakacağım. Bir türlü bulamadım. Heh, burada olması lazım. Pick house. Bird cage. İki tane papyrus lazımmış. Vay hıyar oğlu hıyar. İki papyrus. Tabi cebimizden hemen streyi vermiyor papyruslar. Çıkmıyor. Ah, bir dakika. Şimdi anladım ne yapmam gerektiğini. As Ionia changes, so must I. Evet. Karma'nın manalı dolu sözlerinden bir demet. Sandıkları şöyle bir dizelim. Bir. İki. Ve üç. Toplam dört etti. Güzel. Şimdi birisine maden akansı yapacağım. Yani madenlere koyacağız bunu ağırlıklı şekilde. Oh. Maden de ne eder? Burada hiçbir maden yok. Şu haricinde. Şunu maden olarak sayabiliriz. Buraya daha çok magic eşyalarını koyalım. Bu magic değil. Buraya eşyaları koyalım. Buraya da pahalı ürünleri koyalım dermişim. Bunun gibi. Efendime söyleyeyim bunun gibi. Ah! Karga yakalandı. Ağzına çakayım. Karga da istemiyordum ki ben. Karanlık oldu. Bundan da koyabiliriz onu. Bunlar kalabilir. 3 tane rope var. Hey maşallah. Hey. Tahtamız yeterince var. Oo. 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 Şunu koyalım. Bundan fazla varmış. Koy gitsin. Nitr koy. Stone'ları da koyalım. Pick skinler. Alalım bunları. Bunlar değerli. Sandıkta kalsın daha iyi olur. Şeyimiz de çok. Onun da madene değil de buraya mı koysak şimdilik? Şimdilik buraya bir koyalım. Buraya normalde eşyaları falan koyacağız dedim de. Spider egg'i koyalım buraya. Kalsın. Manür 13 tane var. 13 tane poh. Sesleri sinir etti. Ondan dolayı aldım bunu da. Bir tane Straurol kalsın. Ne olur ne olmaz. Önemli. Karanlık oldu. Dediğimiz gibi. Şunları bir şöyle atıverdik mi? Şuraya bir tane daha. Heh, şöyle Piggy Pack'imizi aldık. Piggy Pack. Önemsiz eşyaları buraya koyacağız. Yani önemsiz olarak üstümüzde olmadığı zaman, savaştık mesela, karanlık oldu filan derken üstümüzde gerekli olanlar, bir ateş yakabilmek için, efendime söyleyeyim, bir eşya yapabilmek için önemli malzemeleri koyalım buraya. 20 odun üstümüzde olsa yeterli olur. Bunları bir birinci şeye koysak güzel olur. Simetri şey, düzen hastalığı var. Simetri hastalığı var. Şöyle her şey düzenli olacak. Don't Starve düzen oyunudur. Gerçekten her şey düzenli olması lazım ki yaşayabilelim.
Şu kargayı da alalım, sinir etti beni. Löp 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 ses çıkıyor. Karganın da canı varmış. Vay ağzına çakayım. Öldürsem mi acaba? Şeye koyulmuyor değil mi? Buzdolabına koysak bu ölür. Doğru, buzdolabında donur bu. Donur, donur, donar. Kalsın burada şimdi karga. Evet. Oh. Karanlık oldu. Ateşimizi yakalım. Yanında güzelce ısınalım dermişim. Ne yapabiliriz diye bir bakalım. Oh, lock sweet. Doğru, bir lock sweet'e ihtiyacımız vardı. Güzel oldu bunu yapmamız. Yani zırhsız dolaşmamak lazım piyasada. Marble sweet bu %30 yavaşlattırıyor. Yoksa en sağlam zırhlardan birisidir kendisi ama dediğim gibi %30 yavaşlatması çok az. Çok fazla hasar alırız. Onun yerine lock sweet'i tercih ederim. Ama tabii ki DLC paketinde çok çeşitli zırhlar daha var arkadaşlar. Evet, onun için tabii ki birkaç patron kesmek lazım. O da zor. Şimdilik en azından bizim için zor. Bu kış Blowdart'a ihtiyacımız olduğu için Azure Feather, yani bu mavi kuş tüyünden toplamamız lazım. Snowbird'lerden çok çıkıyor. Onun için de tabii ki namı diğer boomerang'ımızı yapacağız. Boomerang bir kömür, bir board, tahtacık, yani tahta parçacığı. Ondan sonra efendime söyleyeyim bir de biraz örümcek ağı, ipek, hadi ipek olsun ismi. Örümcek ağı diyorum çünkü örümcek ağı gibi gözüküyor. Bunun neresi ipek ki Allah rızası için. Her neyse, bir bumerangımızı yaptık. Bumerangı atma ve tutma ustalıktır arkadaşlar. Yani kendinize hasar verme ihtimaliniz de var bumerangla oynarsanız. Ondan dolayı dikkatlice atın. Hamile gibi sallamayın piyasada. Şunu bir alalım. Bunu da yanımıza alalım. Yemek lazım bize. Bir tane daha mı alsam ya? Hadi iki tane alayım. Ne olur ne olmaz. Açlık problemi çıkmasın. Oh, meşalemiz yandı. Gidecek vallahi. Bitiyor, az kaldı. Evet. Beefalo hat'imiz de gerçekten çok şekil. Boynuzlarıyla. Maxwell abimiz de gerçekten çok yakıştı. Bilhassa Piggy Pack'imiz yani yakıyor ya. Uf, şuna baksana. Allah rızası için. Böyle karizma bir adam. Tamam mı? Böyle smokinini giymiş. Kravat mı bu? Papyon mu? Kravat mı? Belli değil. Her neyse. Yani belli bir karizması var bu adamın. Giymiş böyle dandik amele bir şapka. Arka sırtında da böyle bir tane domuz paket. Böyle çanta mı olur lan? Çanta mı? Böyle piggy pack. Domuz paket. Domuz çantası. Böyle yani, yazık. Rezil ya. Rezillik. Ha, unuttuk onu söylemeyi. Doğru. Biz bir tane şey aramak istiyorduk. Neydi ismi onun? Bir tane fok balığı evini bulmak istiyorduk ya. Fok balığın evini bulmak istiyorduk. Onu nerede bulacağız ben bilmiyorum vallahi. Şimdiye kadar bulamadıysak bundan sonra herhalde zor buluruz gibi geliyor bana. 40 doldu. Ne oluyor lan? Oh, ödüm patladı. Evet, birkaç tane rope yapayım. Burasının, yani burada bir slot. Sadece ağzına çakayım. Çok ses yapıyorsunuz siz. Oh! Güzel. Bakın şimdilik. Ya Allah ya, bismillah. Attık mı? Hep space'e basıyoruz ardı ardına ki tutabilelim. Ama gerçekten bir ustaysanız ne zaman basmanız gerektiğini biliyorsunuz ama ben şu an o kadar emin değilim kendimden. Usta mıyım, değil miyim diye. Onun için hep space'e basıp duruyorum, yani boşluk tuşuna. Bu şekilde kışın tavşanları trapsiz de avlayabiliyoruz. Öyle bir güzelliği var. Gerçi et problemimiz yok dediğimiz gibi ama ne olur ne olmaz bir tane biz koi elephant daha keselim. İşimize yarar. Et ettir. Kış kıştır. O zaman saçma saçma konuşmaya başladım. Evet. Hazır buraya gelmişken, Allahu Ekber. Chester ne yapıyorsun lan? Kaç oradan Chester. Yavrum. Walrus hat kesinlikle burada olmaz zaten. Bu biyomda olmaz da. Onu nerede olabilir diye düşünecek olursam. Burada yol devam etmiyor sanırım. Ama buradan bir devam edeceğiz. Buradaki tüm her şeyi bir sömüreceğiz. Tamam mı?
Burası kesinlikle full çöl. Burası tehlikeli bir biyom. Bilmiyorum ne var orada, neler var Allah bilir. Buradan sonra burayı da bir gezineceğim. Bakalım. Sıra sıra gezineceğiz. Ne demiştim ben şimdi Hacı Emmiler? Ben bir şeyden bahsediyordum fakat unuttuk. Hedefimiz bir birdcage yapmak değil mi? Yani bir kafes yapmak. Ve aynı zamanda... burası ama tabii ki traplerin kralı. Arkadaşlar buraya baksanıza yerler. Bunun arasına girerseniz ağzınıza yüzünüze çarparlar burada. Gerçekten çok reeds var. Vallahi bereket gibi bir şey ama buraya dalınmaz. Dalarsanız zıbarırız. Zıbarırsınız. Fakat bize reeds lazım yani. Toplamamız lazım. İki tane oldu. Papyrus için dört tane gerekiyor. Bayağı bir bulmamız lazım. En tehlikeli biyomlardan birisidir burası. Yani dalgınlığa geldiğiniz... Bak burada gördün mü nasıl sıçradı? Ağzıma çakardı o vallahi. Yani dalgınlığa geldiğiniz zaman bilhassa piggy pekiniz varsa... buradan da çıktı. Piggy pekiniz varsa yüzde... kaç yavaşlatıyordu piggy pek ya? Hatırlamıyorum. Oh! Hadi canım! Ağzına çakayım. Böyle bir bal mı olur ya? Böyle bir bal mı olur ya? Aman Allah'ım. Evet arkadaşlar, Walking Kane'i Skeleton'ın yanında bulduk. Gerçekten çok komik bir şey oldu şimdik. Fog balığı evini bulmak istiyorduk. Ondan işte o diş çıkıyordu. Burada gördüğünüz gibi ağzına çakayım. Donmaya başladık. Burası herhalde yeterince safe. Dediğim gibi Fog balığı evini aramaya şey Walrus Camp'ı aramaya çıktık. Ve önümüze ne çıktı? Güzel bir tane Walking Cane çıktı. Gerçekten muhteşem oldu bu. Yani bilmiyorum, bayağı bir şanslı gidiyor bu harita. İnşallah bozulmaz. Şansımız devam eder. Gerçi şans denen bir şey yok. Nasip kısmet meselesi gerçi de. Yani bahtımız açık, onu görüyorum. Umarım güzel bir seri olur. Şimdilik iyi gidiyor. Bayağı da dayandık. 24 gün oldu. Şimdilik Walking Cane'imizi bulduktan sonra Walrus Camp aramamıza yani gerek yok artık. Yani öncelik değil şu an. Çünkü Temoshanter'e ihtiyacımız yok. Sanity problemimiz olmadığı için. Yoksa Temoshanter gerçekten çok güzel bir eşya. Şapka. Ne diyebilirim başka? Oo dur. Buradaki hepsini çiçeklere toplayalım. Nightmare Fuel gelir. Sanity problemimiz de yok. Hepsini topla. Şimdi Walking Cane'in özelliği hız veriyor bize. Piggy Pack'in... doğru. Yani tam doğru hatırlarsam arkadaşlar. Piggy Pack %10 yavaşlatıyor. Walking Cane de %15 speed bonus veriyor bize. Tam emin değilim. Emin değilim ya tam olarak. Ama %5 fark olduğunu sadece biliyorum arkadaşlar. %5 fark var. Galiba ama bildiğim kadarıyla Piggy Pack %10 az olur. %20 indiriyor. Evet. %20 Piggy Pack indiriyor. %25 de Walking Cane veriyor. Şimdi aklıma geldi. Temin yanlış söyledim arkadaşlar. Bu şekilde %5 boostumuz oluyor Piggy Pack ile. Piggyback'ten daha iyi bir çanta daha var, çanta türü. O da Krampus Sack. Krampus Sack biraz bulması gerçekten şansa bağlı. Yani onu bulabilirsen hakikaten ballısın. Bahtın açık, şanslısın, nasibin kısmetin varmış diyebilirsin. Diyebiliriz. Çünkü Krampus Sack Krampus mobundan çıkıyor. Onun 200 canı var, 50 atağı var bildiğim kadarıyla. Çok yani güçlü bir Pokemon diyeyim. Güçlü bir mob değil ama eşyalarınızı çalıyor sürekli size saldırdığı sürece ve melee değil, ranged. Yani yanına gidene kadar ağzına çakabilme ihtimali var. Onun için yani uyutan bir eşya yapıp ya da ya sleep dart olabilir bu ya da pan flute böyle üfleyip müziği çalıp uyutturman lazım, yanına gidip öldürmen lazım falan. Her neyse. Ondan Krampus Sack çıkabiliyor işte. Onun da çıkma ihtimali %1. Yani çok az. Ama Piggy Pack'ten daha da büyük. Herhalde bir dakika, kaçtı Piggy Pack? 4, 8, 12. O herhalde 16 olması lazım. 16 da gerçekten dehşet bir şey yani.
iki tane envanterim varmış gibi bir şey. Bu ara bir şey yapmam gerekiyor. Şimdi aklıma geldi. Şu an yapamıyoruz gerçi de. Eyvah eyvah, ateş söndü sönecek. Söndü sönecek. Biraz daha koyalım. Şimdi bize ne lazım? Chester, sen neredeydin lan Chester? Chester aman yanma. Sen yanma koçum. Tüh. Hadi yan 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 yan. Ağzına çakayım. Şimdi yanması lazım, evet süper. Chester yanma sakın koçum. Aman yanayım deme. Hem biraz kül toplayalım. Herşes turlaşes. Evet. Topladık. Ama yapamıyoruz galiba healing self. Doğru. Ağzına çakayım, şey lazım. Science Machine'in yakınında durmamız lazım. Ya Science ya da Alchemy Machine. Şu an tam hatırlamıyorum. Ama sanırım Science Machine olacak. Bu arada Don Star'ın sesi bende bayağı açık. Kulaklarım patlıyor. Biraz sesi kısayım. Eyvah eyvah. Oh. Ağzına çakayım. Sesi kapatayım derken ağzımıza çakacaklardı. Evet, reeds toplamaya devam ediyoruz. Walking Cane'i bulduk. Niye takmıyoruz onu ben de bilmiyorum da. Burada daha fazla reeds yok sanırım. İnşallah burada bir şey yoktur. Bir tane Mining Stone yapacağız arkadaşlar. Mining Stone diyorum. Thermal Stone yapmamız lazım. Bunu birazdan göstereceğim de ne işe yaradığını daha aynı zamanda. Allah! Ulan ödüm patladı var ya. Aha. Hah, burada var görüyorsunuz. Ağaçlardan dolayı bazen zor gözüküyor. Çok sık sinir ediyor yani, sinir edici. Allah. Allah'tan Walking Cane var, yoksa halimiz harap. Kışın bunların evinden o Merms'ler çıkmıyor. Merms mi? Merms miydi? Neydi onlar? Ne oldukları belli değil. Bizim domuz kardeşlerimizin düşmanları. Onlar kışın yok. Buraya da geziniyorum da, yani gereksiz bir gezinti yapıyorum şu an, fakat belki bir skeleton daha bulurum. Bir şey çıkar içinden. Oha. 3 tane var. Oo, burada da var bayağı. Hemen çıktılar, beni bekliyorlar. Tamam, burayı da gezindik. Haritayı biraz açalım. Allah'tan üşümüyoruz. Karanlık olunca sadece üşümeye başlıyoruz. Bu da işte normal, yani gece geldiği zaman. Soğur. Gece soğur her yer. Derece iner. Ama aksi takdirde boynuzlu kaskımız gerçekten bizi sıcak tutuyor. Taşları toplayalım. Taşları aman bırakmayalım. Taş gerçekten önemli bir resurs. Bitebilen bir resurs. Yani taş bir daha spawn etmiyor bildiğim kadarıyla. Ondan dolayı onları İsraf etmemek lazım. Kesinlikle. Gerçi buz hep olduğu için artık sınırsız bir resurs, şey, sınırsız bir resurs diyebiliriz aslında. Eyvah. Ağzına çakayım lan, yine mi karanlık oldu? Neyse, 11 tane topladık. Yeter sanırım. Yani çok değil ama idare eder bizi herhalde diye düşünüyorum. Yalnız ne yapmayı planlıyordum ben? Ha, yukarıya doğru bir gidelim. Oh. Tamam, senin ağzına çakacağız, anlaşıldı. Neredesin sen? Tamam, güzel.
Refine, oh yapmamışız. Tüh. Napma fuel yapayım dedim hazır bunlarla da. Bir tane ruh çağırırız dedim. Bir tane Abbas çağırırsak iyi olurdu. Oh. Ölüme mi spawn etti yine? Allah Allah. Görmedim, şimdi yeni gördüm yani yürürken. Evet. İzler bayağı kısa mesafe aralı. Yani aralıkları bayağı kısa. Mesafeleri iyi. Ağzına çakayım. Şimdiden hemen başladık düşmeye. Biraz dayan be koçum. Buradaymış. Buraya doğru götürüyor bizi. Tam ters istikamet. Biz diğer tarafa gidecektik. Ama olsun, eve gidip Thermostone yaparız. Thermostone muydu? Öyle bir ismi vardı. Thermal'dı galiba değil mi? Thermostone. Ha. Sanırım öyle olması lazım. Mikrofonu da kontrol ettim şimdi hemen. Evet, bir arkadaşımız bizi daha... Bir emimiz bizi daha arkadaş olarak eklemek istiyor. Ama artık arkadaşlıkları kabul etmiyorum. Çünkü çok insan oluyor. Herkes yazıyor. Kimseye cevap veremiyorum. Sonra cevap vermeyince de insanlar büyük bir ihtimalle "Aa, emmi kendisini ne sanıyor acaba falan, havalandı iyice falan" diyebiliyor belki. İçinden öyle geçirebilir. Yazmıyorum diyerekten ama gördüğünüz gibi günde 2 video istiyorsunuz. Ondan sonra bizim de tabii ki hallemiyle belli bir hayatımız var. Belli bir keyif alanımız var. Şimdi bazen belki hani biz de insanız sonuçta. Bizim de kötü günlerimiz olabiliyor, iyi günlerimiz oluyor. Bazen canımız sıkkın olabiliyor. Yazmak istemiyoruz. Yani bunları da göz önünde bulunduracak olursak bizi anlayışla karşılamanızı bekliyoruz bu durumlara. Zaten hani biz çok hani özel bir şey değiliz hani arkadaşlar. Sizin gibi biz de aynı insana sadece işimiz, yani işimiz değil de keyif olarak yaptığımız şeylerden birisi YouTube videosu çekmişti sizler için. Sizleri eğlendirmek için, aynı zamanda biz de eğleniyoruz zaten. İşimiz bu yani, işimiz ötürü bir mevkimiz falan yükselmiyor. Yani bir yerlerimiz kalkmıyor işin gerçeği. Şimdi biraz kaba olduğunu söylemem ama öyle. Yani sizin gibi biz de insanlarız. Onun için yani yazmıyorsak bilin ki belli bir nedeni vardır. Bu ara Allah'tan dolunaymış oyun. Şu an iz önümden silindi. Ağzına çaktığımın iz vardı. Dedim ateşte biraz ısınayım. Keşke gidip izi açsaydık. Hah, buradaymış. Kayboldu sandım da. Oh! Ağzına çakayım. Dolunay. Dolunay. Bir dakika, hemen düşünmem lazım. Hemen düşünüyorum. Hemen düşüneyim. Böyle düşüneyim daha iyi. Dolunay'da Glomer çıkıyor. Glomer'ı kesmek için Penflut orada. Tamam. İyi. Güzel. Bir şeyler salladım. Biriniz bir şey anladığımı bilmiyorum ama birazdan zaten görerek anlayacaksınız ne demeye çalıştığımı. Ama ondan önce yetişir miyiz ki ya acaba? Hmm. Şimdi bunu da öldürmek istiyorum. Et daha önemli ondan. Gerçi tam emin değilim. Eyvah eyvah. Köpek. Oo. Vallaha. Ediyordum altıma. Evet. Bumerangla aynı zamanda kolay bir şekilde savaşa çağırabiliyoruz bunu. Savaşa çekebiliyoruz. Bu ara bizim silahımız yokmuş ya. Onu yeni keşfettim ben. Dur la. Hadi vur bir kere daha. Two arms. Ağzına, yüzüne, senin ağzına. Lan dövüşürken dışkısını bıraktı. Vay edepsiz herif seni. Ağzını yüzüne de atacağım seni. O burnun var ya, o burnun şimdi cızbız yapacağım, cızbız. Güzel, bunu hemen kestik ama Dolunay'a yetişemeyeceğiz galiba gibi gözüküyor. Ama Dolunay sadece bir gün sürmüyor galiba, değil mi ya? Bir gün sürmüyor diye biliyorum ben. Bir, yani 1-2 gün sürüyor galiba. En azından 2-3 gün sürmesi lazım ya. Kötü olur gerçekten bu Dolunay'ı da kaçırırsak. Şu açıdan kötü olur. Glomber'ı yapmak, Glomber'ı kesebilmek gerçekten büyük bir bereket.
İnşallah bu videoda onu göstereceğim. Evet, evil flower'lar dolu piyasada. Hemen bunları toplayalım. Senetimiz uğruna. Evil flower lazım. Topla topla topla. 15, 16, 17, 18. 4'er tane olduğunu farz edecek olursak. Başka? Kalmamış. Bir tane hembet yapsam güzel olacak ya. Oh, burada da güzel. 19. Hadi bakalım. 20 lazım, 20 lazım. Bir tane daha lazım. Hadi koçum benim, hadi aslanım. Bir tane daha. Kötü çiçek lazım. Şeytani çiçek. Şeytani çiçek. Oh, kocaman bir de. Oh. Tamam. Donmaya başladık. Niye donuyoruz biz? Şapkamız takılı ya. Şöyle harita düzgün olarak oynayalım. Tamam, geliyoruz geliyoruz, tamam. Korkma. Geldik. Evimize geldik. Güzel. Evimize vardık sağ salim bir şekilde. Hop, ateşi biraz yakalım. Evet, şimdi önemli olan kış için önemli olan bir eşyayı yapacağız. Geç kaldık ama problem yaratmadı. Çok büyük bir problem yaratmadı, öyle diyeyim. Yalnız o nerede? Thermostone burada olabilir belki. Minor hat. Şıtlan. Pumpkin lantern. Moguls. Onu istemiyorum ben ya. Neredesin sen? Hayda. Thermostone, Thermostone, neredesin? Senin ağzına birazdan çakacağım şimdik. Beni sinirlendirmeye başladı. Hasbinallah. Neredesin lan? Ağzına çaktım herif. Beni sinirlendirmeye başladı bu. Hakikaten diyorum ya, nerede bu? Allah Allah. Insulated. Bak. Adamın asabını bozmayın. Gençler. Düşünüyorum. İmkanı yok ya, Shadow Manipulator yapınca mı gelecek? Öyle bir şey olamaz. Hayır ya, Shadow Manipulator imkanı yok. Olamaz. Ben mi görmüyorum ya? Ağzına çakacağım ben. Neredesin sen? Hadi yavaş yavaş bakıyoruz. Honey. Bir tane senin yapalım. Hatta hepsini yapayım. Tamam. Teha! Lan seni arıyordum vallahi, tırsım. Oyundan kaldırdılar mı diye. Onsuz nasıl olur diye düşündüm kara kara. Da öyle değilmiş. Vallahi boşuna tırstık. Şuna gitmemiz lazım. Güzel. Backpack yapmamıza gerek yok. Şunu ya üstümüzde ya yani yakında duruyorsak ateşin üstümüzde kalabilir ama değilse şu ateşi biraz alevlendirip, bu ara backpack'inizi koyarken de dikkatli olun. Hani şu an bu fire pit'te bir problem yok ama diğer ateş kaynağından yaparken, mesela campfire yaparken backpack'inizi çok yakına. Senin ben ağzına çaktım herif. Lan gidiyor bizim şeyi yiyor. Vay namussuza bak ya. Ağzını yüzünü dağıttığım herif. Bu ara ben ne? Oh, bak kaynadı. Böyle olunca çok güzel oluyor. Üstümüze alıyoruz. Ondan sonra üşüme ihtimalimiz çok 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 azalıyor. Acayip azalıyor hatta. Tavsiye ederim. Yazın bunsuz kışın bunsuz gezinmeyin arkadaşlar. Kesinlikle en önemli şeylerden birisi. Yani kafalığınızdan daha önemli olabilir. Hatta daha önemlisi diyebiliyorum ben. Bu ara tüm healing serveleri yapalım. Healing selfsiz dolaşmayalım. Gerçekten healing self bereket gibi bir şey. Şu an onlar hayvani derecede bizi iyileştirecekler. Eğer bir problem olursa tabii ki de. hem betimizi yapalım. Bu ara piglere bir uğrayıp birkaç tane kesmek lazım. Gerçi et verip kesmek lazım. O zaman kesinlikle kafaları düşüyor. Silahımızı yapalım. Evet. Walking cane'e giyelim şimdilik. Mızrağımızı koyalım. Ne olur ne olmaz. Bir chester'in içinde kalsın bu. Efendime söyleyeyim. Yemek üretelim. Yemek yapalım.
Size çok meşhur olan yemeğimi göstereyim. Evet, en basit. Bakın, Dragon Fruit'u bulduğunuz zaman arkadaşlar, gerçekten dikkat buyurun. Dragon Fruit'u bulduğunuz zaman arkadaşlar, yani bunu ilk öncelikle gidiyoruz, bir bird cage yapıyoruz. Şu an burada olduğu için yapmayacağım. Hemen göstereceğim. Tohumlarından tonla alıyoruz. Bir 10 tane tarla yapıyoruz, tamam mı? Ondan sonra yapmanız gereken tek şey bu. Bat. Tahta koy, çubuk koy, yeter. Tamam mı? Bu kadar. 3 çubuk koyuyorsun, bir tane ondan koyuyorsun, bitiyor olay ya. Bundan daha güzel bir şey var mı? Tek meyveyi bulacaksın, o kadar. Böyle bir şey işte bu. Dolunay oldu bu ara. Hemen harekete geçmemiz lazım hızlı bir şekilde. Hadi bir olsa da alsak, öyle gitsek. Arkadaşlara göstereceğiz. Sanırım göstermek istemiyor. Hadi lan! Ağzına çarpacağım seni şimdi birazdan. Az kaldı. Sinirlendirdin beni. Evet, yemeğimiz bu. Dragon Pie. Dragon Pie'nin şimdi 76 canları falan da dolduruyor bildiğim kadarıyla. Hop. 80-90 mı ne, öyle bir şey veriyor. Bayağı yüksek canımızı ve aynı zamanda, yani canımızı da dolduruyor. Aynı zamanda da hungry dolduruyor. Açlığımızı dolduruyor. Onun için Dragon Pie gerçekten en basit yemeklerden birisi. Çok kolaylıkla yapabileceğiniz bir yemek. Bilhassa işte 10 tane tarlanız varsa mesela, sadece onlardan üretin. Tek onlardan üretin. Daha karlı oluyor. Hem çok hızlı dolduruyor, hem illa et aramanıza gerek yok. Yani pahalı ürünlerden yemek üretmenize gerek kalmıyor. Lan oğlunu, ne oluyor lan burada? Lan ruhlar çıktı hepsi. Kaçıyoruz. Ağzını açayım. Vay be, mezarlıkta dolunayda ruhlar çıkıyormuş. Vay be, bunu yeni gördüm. Yeni öğrendim. Gerçekten güzel yani, iyi. Güzel ama tabi biraz tırstım yani. Enteresan, ilginç. İlk defa şahit oldum. Gerçi dolunayda etraf aydınlık ilk defa oluyor, yani bu mod paketinde olduğu için. Burada termostonumuz soğumuş gördüğünüz gibi. Ama oraya gitmemiz lazım. Glomber'in yanında ateşi yakacağız. Zaten vardık sayılır. Haydi Glomber, sana doğru geliyoruz. Sakin ol. Haydi Glomber, neredesin? Geliyoruz. Ulan az kaldı valla. Evet, Glomber geldi. Hemen Glomber'ın ağzına çakıyoruz. O size dalmıyor zaten. Glomber'ın drop'unu alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve yakınlarda şu an bir Krampus spawn etmesi lazım. Evet. Hıyar herif burada. Şimdi Penfruit'u bulduğumuz için. Krampus? Lan? Hıyar herif? Ne yapıyorsun sen? Uyuyor mu? Ay hocu hocu. Senin ağzını yüzüne çarpacağım şimdi. Gelip bizim eşyalarımızı çalacaktın ha? Ağzını senin yüzümden, ağzını yüzümden atarım senin. Hıyar gibi dallık valla. Allah'tan tek bir kere vurabildi bize. 50 can götürdü. Dediğim gibi 50 hata var kendisinin. Krampus pekey çıkmadı gördüğünüz gibi arkadaşlar. %1 ihtimali var demiştim. 20-20 mi dolduruyor? Bakayım. Evet, 20 dolduruyor. Gerçekten sağlam, güzel. Allah'tan bunu yaptım. Evet. Droplarımıza bakacak olursak. Glomer's Goop. 2 adet Glomer's Wings geldi Glomer'den. Glomer her dolunayda çıkıyor bu ara. Ve şimdilik buradaki şeyi kırabiliriz. Evet. Ne geldi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi bir tane Blueprint geldi. Ve aynı zamanda 3 tane Marble geldi. 3 tane Marble maksimum. 2 ile 3 arası çıkabiliyor. Marble'ları tabii ki iyi, güzel. Bu burada hep kalacak. Her dolunayda burada bir tane Glomer spawn edebiliyor. Ondan dolayı merak etmeyin, korkmayın. Şimdi Blueprint'imizi okuyalım. Evet, yeni bir şey aktive oldu. Hemen neredesin görelim. Karpuz. What's the key? Fashion Melon'u da yapalım. Bir tane karpuz vardı. Göremedi bunu. Ah, buradaymış. Magic'teymiş. Old Bell. Gördüğünüz gibi. Ne lazım? Glomer's Flower lazım.
Glomer's Flower ama bize gelmedi hacı abi. Wings geldi, Cloak geldi. Flower niye gelmedi? Düşünüyorum şu an kara kara. Velhasıl... Bakayım. Oo, Sanity'yi götürdü la. Ağzına çakayım. Bayağı Sanity'yi götürdü. Evet. Glomer'ı kestik. Old Bell'in özelliğini de artık bir dahaki bölümde anlatacağım. Aynı zamanda bu Flower'ı niye çıkmadı? Beni sinir etti biraz. Onu da hemen bir analiz edeceğim. Bagajam edeceğim. Araştıracağım acaba niye çıkmadı diyerekten. Bu şekilde de burada bölümümüzü bitiriyoruz arkadaşlar. Umarım izlemekten keyif duymuşsunuzdur. Bir dahaki bölümde görüşme dileğiyle diyorum. Ve sizlere hayırlı günler diyorum. Ukap Gaming'den selamlarla görüşürüz.